yaklaşıyor hadi sen de durma Sana dans bolca dans Bu ders olsun Merhaba arkadaşlar, ben Melek Hoca. Bugün sizlerle beraber ders izleyinde rasyonel sayılar konusunu işleyeceğiz. Hazırsak hemen başlayalım. Evet, şimdi rasyonel sayı ne demek onu öğrenelim arkadaşlar. A ve B birer tam sayı olacak. Yalnız B sıfırdan farklı olacak. Bakın olmak üzere A bölü B şeklinde gösterilebilen sayılara biz rasyonel sayı diyoruz arkadaşlar. Rasyonel sayılar kümesini ise şu gördüğünüz Q harfi ile gösteriyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın hangi şekilde gösterecekmişim? A bölü B mutlaka bölme şeklinde gösterebiliyor olacağım ben o sayıyı. Gösterebiliyorsam eğer adı ne oluyormuş? Rasyonel sayı oluyormuş arkadaşlar. Şimdi biz, biz bunun öncesinde Tam sayıları görmüştük öyle değil mi? Arkadaşlar tam sayılar da dahil olmak üzere öğrendiğiniz şimdiye kadar öğrendiğiniz bütün sayılar rasyonel sayıdır aslında. Sizin şu anda öğrendiğiniz bakın neler öğrendiniz? Doğal sayı öğrendiniz. Yazıyorum buraya bakın. Doğal sayı öğrendiniz. Onun dışında tam sayı öğrendiniz. Şimdi ise rasyonel sayı öğreneceksiniz. Bunların hepsi birer nedir? Rasyonel sayıdır. E hocam nasıl rasyonel sayı oluyor? Şöyle oluyor arkadaşlar. Mesela bakın. Önce bir rasyonel sayı örnek verelim. Mesela diyelim ki 1 bölü 2. Olabilir mi? Olabilir. İşte eksi 2 bölü 3. Tabii ki olabilir. Neden olmasın? E, 10 bölü 8. Olur arkadaşım. Hiç fark etmez. İşte eksi... 2 tam 3 bölü 5. Gördün mü? Bu bir tam sayılı kesirdir. Ama ne olur bunu da bir rasyonel sayıya dönüştürürsün. A bölü B şeklinde yazılmış sonuçta. Bileşik kesre çevirdiğimde de zaten direkt ne oluyor? A bölü B şeklinde yazılmış oluyor arkadaşlar. Pekala bunun dışında. E hocam mesela 3. Bir rasyonel sayı mı? Siz biraz önce dediniz ki tam sayılar bir rasyonel sayı. Evet arkadaşım 3 de bir rasyonel sayı. Neden? Çünkü her tam sayının paydasında gözükmeyen bir bir sayısı vardır. İşte bu bir sayısını ortaya koyduğunuz zaman, bir sayısını üçün altına koyduğunuz zaman neye dönüştü? A bölü B şekline dönüştü ve bir rasyonel sayı oldu. Pekala hocam işte eksi yüz de bir rasyonel sayı mıdır? Evet. Eksi 100 bir tam sayı değil mi? Tam sayı. O zaman ne diyorum? Onun da paydasında gözükmeyen bir 1 vardır. Bak ortaya çıkardım. Eksi 100 bölü 1 yani A bölü B şeklinde yazıldığı için o da bir rasyonel sayıdır. Son olarak sıfırı göstermek istiyorum. Sıfırda bir tam sayı arkadaşım. Paydasında ne var? Yine gizli bir 1 sayısı var. İşte bundan dolayı bu da bir rasyonel sayıdır diyoruz. Bakın şimdi sayı doğrusunda neleri gösterdik? Tam sayıları gösterdik. Arkadaşım burada gördüğün tam sayılarda bir neymiş? Rasyonel sayıymış. Çünkü bunların da paydasında gözükmeyen bir bir sayısı varmış. Bak ortaya çıkardım. Hepsi a bölü b şeklinde yazıldı. Peki hocam bu ne demek? Bak şimdi sıfırla 1 arasında şurada gördüğünüz her sayı nedir arkadaşım? Nedir? rasyonel sayıdır. Aralarında bunların sonsuz tane sayılar vardır arkadaşlar. Ve burası nereye kadar devam eder? Sonsuza kadar devam eder. Tamam mı? Çünkü bu ok sonsuza kadar gidiyor. Burada gördüğünüz her sayı nedir arkadaşlar? Rasyonel sayıdır. Pekala sıfır da bir rasyonel sayıdır dedik. Aman ha unutmayın. Çünkü onun da paydasında gizli bir biri var. Burada sıfırı niye yuvarlak içerisine aldık biz? Çünkü sıfırın işareti yok arkadaşlar. Onu bir hatırlatalım dedik. Bunu unutmayın sakın. Tamam mı? Biz şimdi rasyonel sayıları pozitif rasyonel sayılar ve negatif rasyonel sayılar olarak ikiye ayıracağız. Aynı tam sayılardaki gibi. Sıfırın sağ tarafı her zaman pozitif ya. O zaman sıfırın şu sağ tarafı arkadaşlar şurayı bir silelim. Sıfırın sağ tarafı burası pozitif rasyonel sayılardır. Pozitif. Sıfırın sol tarafı ise sol tarafı hemen şurayı da bir silelim. Nedir arkadaşım? Sıfırın sol tarafı da negatif rasyonel sayılardır. O zaman ben şöyle gösterebilir miyim negatif rasyonel sayıları? Q'nun üzerine eksi koysam negatif rasyonel sayı olur. Q'nun üstüne artı koysam pozitif rasyonel sayı olur. Evet. Şimdi arkadaşlar ne diyorum? Her tam sayı, bakın notuma bir bakalım. Her tam sayı bir rasyonel sayıdır. Tamam mı? Çünkü neydi sebebi? Paydalarında gizli bir, bir sayısı vardır diyoruz arkadaşlar. Bunu unutmayın. Hemen e, diğer sayfamıza geçelim ve devam edelim. Bize bazı rasyonel sayılar vermiş. Bu rasyonel sayıları sayı doğrusunda göstermemizi istiyor arkadaşlar. Şimdi öncelikle sayı doğrusuna göstermeden önce şu bilgileri bir hatırlamanız gerekiyor. Basit kesir demiştik biz. Hani bunu öğretmiştik size. Basit kesir neydi? pay küçük olacaktı paydadan. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet. Pay küçük mesela 1 bölü 2. Tamam mı? Payı paydasından küçük. O halde arkadaşlar basit kesirlerin hepsi 0 ile 1 arasında oluyor. Tamam mı? Çünkü tam kısmı olmuyor arkadaşım burada bak. Tam kısmı yok. Payda paydadan küçük olduğu için tam kısmı olmadığından dolayı 0 ile 1 arasında. Pekala. Şöyle olsa yani eksi 1 bölü 2 olsaydı arkadaşım bu da 0 ile eksi 1 arasında olacaktı. Tamam mı? Buraya dikkat et. Eksililer nerede daima? Sıfırın sol tarafında. Peki eksi 1 bölü 2 olsaydı bunun da tam kısmı yok. Bak dikkat et yine bir basit kesir. Yine nerede olacak? Sıfır ile eksi 1 arasında olacak. Tamam mı arkadaşlar? Pekala şimdi bu bilgiyi verdiğimize göre e, sorudaki bize verilen rasyonel sayıları sayı doğrusunu göstermeye çalışalım. Şimdi bak 1 bölü 2 ne diyor? Bir basit kesir. O zaman ne diyeceğim ben? 0 ile 1 arasında. Tamam mı? Peki eksi 2 bölü 3. Arkadaşım bunun da payı paydasından küçük öyle değil mi? Bu da bir basit kesir. Fakat önünde nesi var? Eksisi var. O zaman diyeceğim ki bu da 0 ile eksi 1 arasında diyeceğim. Tamam mı? Bir diğeri eksi 5 bölü 2. Arkadaşım eksi 5 bölü 2 pay paydadan büyük. Yani bu bir bileşik kesir. O zaman ben bu kesri mutlaka tam sayılı kesri çevireceğim ki bir göreyim hangi tam kısmında kalıyor. Tamam mı? Hadi bakalım bir e, bileşik kesri tam sayılı kesri nasıl dönüştürüyordum? Tabii ki payı paydasına bölerek dönüştürüyordum. Hadi bölüyorum ben hemen şurada. 5'i 2'ye bölersem 2 kere 2 4 çıkarttım 1. E arkadaşım bunu nasıl yazıyorum? Eksi 5 bölü 2 neye eşitmiş o zaman? Eksi bak şimdi şurası tam kısımdı tam kısım hemen yazalım. Şuraya tam diye de yazalım. Eksi 2 tam. Payda zaten 2 olacak. Yani şurada gördüğüm bu 2 paydaya gidecek. O zaman bu 1 de nereye kalıyor? Pay kısmına kalıyor arkadaşlar. Eksi 2 tam 1 bölü 2. Arkadaşım bu ne demek? Ne demek? Eksi 2 normalde şöyle olsaydı örnek vereyim bakın 2 tam 1 bölü 2 deseydi 2 tane tam varmış yani şöyle Şöyle göstereyim size. İki tane tam varmış. Üçüncüsü tabak bu tam olmuş. Üçüncüsü ise tam olamamış. Demiş ki bize, bize diyor ki o üçüncüyü iki parçaya böl, iki parçadan bir tanesini alıyor. Bunu iki parçaya böl diyor. Bu böldüğün iki parçadan bir tanesini işaret ediyor. Aslında iki buçuk olmuş oluyor tamam mı? E bu o zaman ne demek? den biraz büyük demek öyle değil mi? 2 tam. Buradaki tam sana kopya verebilir. 2'den biraz büyük demek istiyor. 2'den biraz büyükse ne ile ne arasındadır? 2 ile 3 arasındadır. Tamam mı? Ama şimdi eksilileri düşünürken öyle demiyorsun. Eksi 2. Eksi 2 nerede arkadaşım? Burada. Öyle değil mi? Eksi 2. 2 tane tamı var. Evet. Ama şurada 1 bölü 2'si olduğu için eksi 2'den evet ileriye gideceksin ama arkadaşım sola doğru hareket ediyoruz. Tamam mı? Eksi 2'yi küçültüyor çünkü bu. Tamam. Eksi 2 daha büyüktür. Eksi 2'nin yanında bir şeyler daha var. Eksi 2'nin yanında. O zaman eksi 2'den daha küçük bir sayı olmuş oluyor bu. Eksi 2'den daha küçük bir sayı ise sola doğru gitmemiz gerekiyor. Çünkü soldaki sayılar sağdaki sayılardan her zaman daha büyüktü. Tamam. O halde ne ile ne arasında olmuş oluyor arkadaşım? Dikkat et. Eksi 2 ile eksi 3 arasında olmuş oluyor. Tamam mı? Aman ha buraya dikkat et. Bazen gidiyorsunuz bunu eksi 2 ile eksi 1 arasında yazıyorsunuz. Hayır yanlış oluyor arkadaşlar. O halde bunu da bulduk. Ne dedik? Eksi 2 ile eksi 3 arasında dedik. Pekala şuna bakalım arkadaşlar. 2 tam 4 bölü 5. Daha biraz önce anlattım. 2'den biraz büyük, biraz fazla demek. 2'den biraz fazlaysa arkadaşlar bu nedir? 2 ile 3 arasındadır. Tamam mı? Peki diğeri eksi 4 bölü 3'e bakalım arkadaşlar. Hemen bakalım. Eksi 4 bölü 3. 4'ü 3'e bir bölelim. Çünkü pay paydadan büyük. 3 kere 1, 3 çıkarttım. 1 kaldı. Hadi dönüştürelim. Eksi 4 bölü 3. Bakalım tamı ne? 1 tam. Eksisi de vardı. Eksi 1 tam. Bak pay kısmına burayı yazıyorum. 1 bölü 3 paydalar değişmedi fark ettiysen. E bu ne demek arkadaşım? Eksi 1'in yanında yanında daha eksi 1'i küçültecek sayılar var öyle değil mi? Evet o zaman eksi 1'in daha gerisinde yani daha küçük bir sayı o zaman solunda kalacak. Eksi 1 ile eksi 2 arasında kalıyor bu da arkadaşlar. Onu da yazalım hemen bu da eksi 1 ile eksi 2 arasında Güzel. Pekala eksi 0 bölü 8 ne demek arkadaşlar? Arkadaşlar 0'ı 8'e bölseniz ne çıkar? 0 çıkar değil mi? E o zaman eksi 0 bölü 8 olmuş artı 0 bölü 8 olmuş benim için önemli değil. Şurayı böldüğün zaman 0 çıkıyor mu? Çıkıyor. E, eksi 0 artı 0 diye bir şey var mıydı? Yoktu. Çünkü 0'ın işareti yoktu. O zaman arkadaşlar bu hangi sayıyı göstermiş oluyor? 0'ı göstermiş oluyor. Hatta hemen onu işaretleyerek başlamak istiyorum. 0'ı işaretledim ilk sayımı gördünüz mü? O Eksi 0 bölü 8 dediği sayı burada. Tamam mı? Sıfırdır çünkü bu. Hemen en baştan başlayalım. Ne diyor bana? Sıfırla bir arasında. Geldim sıfırla bir arasına şuraya. Ne yapacağım arkadaşım? Bak ne diyor bana? Payda her zaman kaç parçaya böleceğimi gösterir. Payda o parçalardan kaçıncıyı alacağımı gösterir. Kaç parçaya bölecekmişim? İki parçaya. Hadi bölelim. İki parçaya bölünebilmesi için ortaya şöyle bir tane çizik attığımda iki parçaya bölünmüş oluyor. Sayalım bak. 1 2 Gördün mü? Sıfırla 1 arasında iki parçaya böldüm. Diyor ki birincisini işaretle. İşaret diyorum. İşaret diyorum. Al, al arkadaşım sana birincisi Hop. Ne oldu? 1 bölü iki oldu. Tamam mı? Diğeri sıfırla eksi 1 arasında şurada. Ne diyor bana arkadaşım? Ne diyor? Üç parçaya böl diyor. Hadi bölelim. Başka renkle bölelim. 3 parçaya bölünebilmesi için 2 tane arkadaşlar şöyle işaret koyuyorum. Tamam mı? İki tane işaret koydum. Bak 0 ile 1 arası kaç parçaya bölünmüş oldu? 3 parçaya bölünmüş oldu. Sayalım. 1 2 3. Bu 3 parçadan kaçincisini al diyor? İkincisini al diyor. Arkadaşım ikincisini alırken ne olur? Şöyle sağa doğru sayma ikincisini alma. Çünkü 0'ın solundasın. Hep soldan sayarak bulacağız, tamam mı? Soldan sayarak işaretleyeceğiz. Bak. 1 çünkü 0 başlangıç noktam. 1 2 şurayı işaretleyeceğim. İşte benden istenen eksi 2 bölü 3 burasıdır. Lütfen eksi kısımlarına biraz daha fazla dikkat etmeye çalış. Pekala diğeri eksi 2 ile eksi 3 arasında şuraya yazacağım. Peki neredeydi bu? Hop şuradaydı arkadaşlar. Ne diyor bana? İki parçaya böl birincisini al diyor. Hadi bakalım. İki parçaya böldüm. Bak gördün mü? bir tane çizik attım. Birincisi zaten bu. Birinci işaret. Bunu işaretledim. Eksi 2 tam 1 bölü 2 oldu arkadaşlar. Tamam mıdır? Diğerine bakalım. 2 ile 3 arasında diyor. 2 ve 3 arası şurası. Kaç parçaya bölecekmişim? 5 parçaya böl. Dördüncüsünü işaretle diyor. Hadi 5 parçaya bölelim hemen. 4 tane çizik atmam gerekiyor. 1, 2, 3. Oldu mu arkadaşım? Olmadı tabii ki. Çünkü 4 tane çizik atacaktım. Hemen tekrar düzeltiyorum. 1, 2, 3, 4. Eşit çizmeye çalışıyoruz. Tamam mı arkadaşlar? 4 tane çizik attım. Yine de bir sayalım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 parçaya bölündü. Evet. Sağ tarafta olduğum için normal sağa doğru sayarak bulabilirim. Peki ne diyordu dördüncüsün işaretle? Hadi bakalım. 1, 2, 3, dördüncüsü şurası oluyor arkadaşlar. O halde çektim diyorum ki bu da 2 tam 4 bölü 5'miş diyorum. Bir diğeri, bir diğeri Neyle ne arasındaydı? Eksi 1 ile 2 arasında yani şu aralığa koyacağım. Eksi 4 bölü 3'ü nerede yapmıştık arkadaşlar? Şurada yapmıştık. Bu ne diyor? 3 parçaya böl birincisini işaretle diyor. Hadi 3 parçaya bölelim. Bir, iki tane çizik attım. Üç parçaya bölündü. Sayalım. Bir, iki, üç parçaya böldüm. Birincisini al diyordu? Birincisi arkadaşım bak şimdi sola doğru gidiyorum. Dikkat et. Sağa gitmiyorum. Çünkü eksi taraftayım. Gittim bir parçası. işaretledim. Hop. işte burası. Eksi bir tam bir bölü üç. Hatta öyle yazmayalım. Çünkü bunun ilk hali böyle değildi. Neydi? Eksi dört bölü üçtü arkadaşlar. Oldu mu? Evet. Bütün sayılarımızı göstermiş olduk. Peki peki hala arkadaşlar şuraya da eksi 5 bölü 2 yazarsak daha iyi olur tabii. Artık onu da şöyle hemen düzenleyelim. Çok karışmasın. Eksi 5 bölü 2. Evet güzel. Tamam. Bütün sayılarımızı göstermiş olduk arkadaşlar. Evet sıralama da bu şekilde yapılıyor. Sıralama yaparken lütfen eksili taraflara dikkat edin. Sayarken sağdan şöyle sola doğru sayıyoruz arkadaşlar. Ee, sağda, sağ taraftakilerde sıkıntı yok. Sıfırın sağındakilerde pozitiflerde. Onu normal bildiğimiz şekilde yapabiliriz. Şimdi gelelim bakın. Biraz önce söyledim. 0'ı 3'e böldüğümde ne oluyordu? 0. 0'ı eksi 10'a böldüğümde yine 0. Çünkü 0'ın işareti yok. 0'ı 2020'ye böldüm 0. 0'ı eksi 1'e böldüm 0. Arkadaşım 0'ı bir sayıya böldüğün zaman sonucun daima ne çıkıyor? sıfır çıkıyor. Tamam mı? Ama şuna dikkat et. Şuna dikkat et. Sayı dediğim sıfır olamaz tabii. Sıfır bölü sıfır arkadaşım tanımsızdır. Tamam mı? Buna dikkat ediyorsun. Aman ha sıfır yapmak yok. Peki sayıyı sıfıra böldüğümde arkadaşım evet olmaz. Arkadaşlar payda asla sıfır olamaz sıfır olamaz. Tamam buraya dikkat ediyorsun. Paydan sıfır olmayacak pay kısmı. Pay kısmı paydan boş olmayacak arkadaşım. Şöyle düşün ya evin temeli yok gibi düşün. Bunu bir ev gibi düşün tamam mı? Evin temeli yoksa toprağı yoksa olur mu? Olmaz. Bu toprak tamam mı? Evin temeli. O toprak olmasa sen o evi oraya inşa edemezsin. Bina edemezsin tamam mı? bina yapamazsın oraya o yüzden payda sıfır olamaz diyoruz arkadaşlar tamam mı ama pay kısmı sıfır olabilir çünkü toprak var zemin var görüyor musun zemin var sen oraya bina yapabilir misin yapabilirsin o yüzden sıfır olur şimdi bir bilgi daha vermek istiyorum arkadaşlar bakın şimdi buraya burada e 1 bölü 4 verilmiş. Hepsi 1 bölü 4 kesri. Görüyor musunuz? Eksi nereye konulmuş? Birincisinde paya, ikincisinde paydaya, üçüncüsünde kesir çizgisine. Fark etmez arkadaşlar. Nereye koyduğunuz önemli değil. Paya da paydaya da kesir çizgisinin önüne de koysanız bu kesirin değeri nedir? Eksi 1 bölü 4'tür değişmez. Tamam mı? Yani şunu gördüğün zaman şaşırma. Ya hocam bu eksi 1 bölü 4 değil deme. Evet eksi 1 bölü 4 evladım. Yani bu eksiği nereye koyduğun önemli değil. Tamam mı? Ama biz genelde nasıl gösteririz? Şöyle gösteririz bak. Yani şu şekil hani kesir çizgisinin hizasına koyduğunuzda daha güzel olur. Ve genellikle böyle gösterilir zaten. Pekala bakalım şimdi 3 bölü eksi 5 var. Peki 3 bölü eksi 5 ise yani eksi 3 bölü 5 değil mi? Buralar hep eksi 3 bölü 5'e eşit olmak zorunda. Bakıyorum şimdi arkadaşım burada dikkat et. Evet buraya bir 3 koyacağımı anladım bence. Çünkü 3 bölü 5, 3 bölü 5. Evet bak 3 bölü 5, 3 bölü 5. Ama sonuç eksi olsun diyor. Bakıyorum burası eksi ile eksi birbirine ne yapar? Artı yapar. Ama ben sonucun eksi olmasını istiyorsam eksi koyuyorum. Bakıyorum bak. 3 tane eksi. 3 tane eksi ne yapar arkadaşım? Eksi ile eksiyi çarptın. Artı. Artı ile eksiyi çarptın. Eksi oldu. O yüzden eksi 3 bölü 5 oldu ikisi de. Tamam mı? Şuraya dikkat et. Şimdi 3 var 5 eksik öyle değil mi? O halde alt taraf 5 olacak zaten. Tamam onu anladın. İşarete bakalım. Eksiyle ile eksiyi çarptın. Artı oldu. Artı. Ama ben eksi istiyorum. Cevabım eksi olsun istiyorum. Buraya da eksi yazdım. Tamam mı? Anlaşıldıysa geçiyorum. Aşağıda sayı doğrusunda istenen harflerin yerine gelecek olan rasyonel sayıları bulunuz diyor arkadaşlar. Hemen bakalım. Şimdi bakın. Nereden başlayalım? Hadi e sayısından başlayalım. Tamam mı? Negatifler. Dikkat et. Ne demiştik? Eksi 2'den saymaya başlıyorduk değil mi? O yüzden eksi 2 tamdı burası. Yazıyorum. O zaman eksi 2 tamamı yazdım. Çünkü sola doğru sayıyorum tamam mı? Eksi 2'den başlayıp sola doğru sayıyorum. Peki kaç parçaya bölünmüş? 1, 2, 3, 4, 5 parçaya bölünmüş. 1, 2, 3.sü işaretlenmiş. 5 parçaya bölünmüşse payda 5. 3. işaretlenmişse pay kısmım 3 oluyor arkadaşlar. Şimdi diğeri bakın. Eksi 1 ile eksi 2 arasına konulmuş. Sola doğru saydığım için eksi 1 tam diyorum eksi bir tamımı koydum, açtım kesir çizgimi. Kaç parçaya bölünmüş? 1 iki parçaya bölünmüş. İkisinin arası, iki parçadan birincisi işaretlenmiş. O zaman iki parçaya bölünmüş. Bak birincisi işaretlenmiş yazdım. Peki hala diğeri? Sıfırla eksi bir arası ya sola doğru gidiyorum ya hani bunun tam kısmı yoktu ya hani söylemiştik. Evet o zaman hemen eksi yazıyorum. Kesir çizgimi açıyorum. Açtım arkadaşlar. Peki sola doğru gidelim bakalım. Sola doğru gidiyorum. Dikkat et tam kısmına koymadım. Sadece eksisini koydum. Sayalım. 1, 2, üç, dört parçadan bir ikincisi işaretlenmiş. O zaman dörtte 2 diyorum tamam mı? Evet. Peki diğeri, gelelim arkadaşlar sıfırla bir arasına. Sıfırla bir arası ise pozitif. Tamam, artık sağa doğru sayabilirim. Sıkıntı yok. Sıfırdan başlıyorum ya. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 parçaya bölünmüş. 6 parçaya. Bunun kaçıncı salınmış? 1, 2, 3. Salınmış arkadaşlar. 3 bölü 6. E hocam tam kısmı yok mu? Evet. 0 ile 1 arasında tam kısım yok demiştik arkadaşlar hatırlıyorsanız ve artı olduğu için artıyı da koymaya gerek yok. 3 bölü 6. Peki 1 ile 2 arasında bakalım. 1 ile 2 arasında dediğine göre hemen 1 tamımı mı koyuyorum? Çünkü bak birden itibaren saymaya başlayacağım. Tamam mı? 1 bir tam. Birden biraz büyük. 1, bir, 2 parçaya bölünmüş. Birinci salınmış. 1 bölü 2 olur o zaman. Peki diğeri 2 ile 3 arasında olduğu için hemen 2 tamımı yazıyorum. 2'den biraz büyük çünkü. 1, 2, 3, 4 parçaya bölünmüş. 1, 2. parçası alınmış. O zaman 2 tam 2 bölü 4 oluyor arkadaşlar. Rasyonel sayıların ondalık olarak gösterimini ise şöyle yapıyorduk. Ya payı paydaya böleceksin. Bak notumu yazayım. Ya payı paydaya böleceksin. Sen de benimle beraber yaz. Paydaya böl. Ya da ya da paydayı ne yapacağım arkadaşım? Paydayı paydayı 10, 100 veya 1000 yapmaya çalışacağım. Tamam mı? Bu da sana notum olsun. Ya bunu yapacaksın ya bunu yapacaksın. Şimdi bakalım. Eksi 3 bölü 5. Beş. Evet 5'i gördüm. Bence paydayı 10 yapmak gayet basit. Öyle değil mi? Şunu yapmak. Peki 2 ile çarparsam 10 olur zaten. Çarpıyorum. Eksi 2 kere 3, 6 bölü 2 kere 5, 10. Güzel. Peki arkadaşım ben bu rasyonel sayıyı nasıl ondalık olarak göstereceğim? Ne yapıyordum? Virgüllü yazacağım öyle değil mi? Ondalık gösterim demek virgüllü gösterim demekti. Şimdi eksimi koyuyorum. Eksimi asla unutmuyorum arkadaşlar. Bir virgül açıyorum. Virgülün sağ tarafına bu paydada bulunan sıfır, kaç tane sıfır varsa ona göre basamak tayin edeceğim. Kaç tane sıfırım var? Bir tane sıfırım var. O zaman bir basamağım olacak. Ve ben pay kısmında gördüğüm sayıyı buraya yazacağım. 6 direkt buraya gelir mi? Sağır değil mi? Sağır. Evet. O zaman 6'yı buraya yazıyorum. Virgülün sol kısmını da sıfırla dolduruyorum arkadaşlar. Eksi sıfır tam onda 6 olmuş oldu. Tamam mıdır? Hemen birkaç örnek daha çözelim ki pekişsin arkadaşlar. Şimdi diğeri bakın 25 bence 25 100 yapabiliriz. 4 tane 25 100 yapar öyle değil mi? Evet. 2 tamımı yazdım arkadaşlar. Ona dokunmuyorum, genişletmiyorum. Onlar genişletilmez. Peki 4 kere 3 12 oldu. 4 ile 25'i çarptım 100 oldu arkadaşlar. Tamam mı? Peki sen bunu okurken şöyle okumaz mısın? 2 tam %12. E okur okunuşunu bence yazıya dökebilirsin. 2 tam diyorsa biz virgül gördüğümüz anda tam diyorduk ya. 2 tam. Oldu mu? Tam dedim virgül attım. Yüzde %12. E arkadaşım biraz önce de söyledim ya burada iki tane basamak var ya burada da 2 tane basamak olacak. E 12 buraya sığar mı? Rahatlıkla sığar. Direkt 12'yi buraya yazdım. Oldu mu? oldu. 2 tam 112 diye de okudum. Pekala. Gelelim diğerine. Eksi 1 bölü 8. Şimdi arkadaşım 8 10'a tamamlanmaz, 100'e tamamlanmaz, 1000'e tamamlanır 125 ile. Aklına gelmiyorsa, gelmiyorsa ki gelmeyebilir. 1'i 8'e böl. Hadi bölelim. Bir de bu yöntemi gör. 1 8'e bölünür mü? Bölünmez. Ne yapıyorduk peki hatırlıyor muyuz biraz eski bilgilerimizden? 1'in yanına 0 koyduğum anda bölüm kısmına 0 koyup virgül atıyordum ki bölmeyi devam ettirebileyim. Tamam mı? Ondalık sayıya dönüştürdüm çünkü şu anda. 10 içerisinde 8 bir kere. Bir kere 8, 8 dedim çıkarttım 2 kaldı. 2'nin yanına 0 koyduğum anda tekrardan virgül koymuyorum. Çünkü artık virgül koydum. Artık normal devam ediyorum. Tamam mı? 20'nin içerisinde 8, 2 kere 2 kere 8, 16 çıkarttım 4. Yine 4'ün yanına 0 koyuyorum. Bölüm kısmında herhangi bir değişiklik yapmıyorum. 40'ın içerisinde 8, 5 kere 5 kere 8, 40 dedim ve çıkardım. Ne oldu? 0 tam 1000'de 125 oldu. Eksisi olduğu için eksi 0 tam 1000'de 125 cevabını bulmuş olduk. Pekala eksi 6 bölü 40. Arkadaşlar 40'ı da onu yüze, ona ve yüze tamamlayamazsınız. Evet, bine tamamlayabilirsiniz ama aklınıza gelmeyebilir. Yalnız burada şunu göstermek istiyorum. Her zaman genişletme yap yapamayabilirsiniz. Bazen de sadeleştirme yaptıktan sonra genişletme yapacaksınız. Bu örnekte de onu göstermek istiyorum aslında. Farklı bir yol yine. İstediğin gibi yap. İstersen 6'yı direkt 40'a böl. Sen bilirsin. Ben sen diğer yolu da öğren diye şimdi sana şunu göstereceğim. Bazen çünkü 6 bölü 9 kesini falan veriyorlar. E, bunun gibi kesirler veriyorlar. Ne yapacağını bilemiyorsun arkadaşım. Şimdi bak 6 ve 40 her ikisi de 2'ye bölünür mü? Bölünür. Onu gördüm. Diğerleri bölünmüyordu arkadaşlar. Gördüm. 6'yı 2'ye böldüm 3. 20'yi 2'ye böldüm 20. Ne geldi? Eksi 3 bölü 20. Güzel. Bence 20'yi 100'e rahatlıkla tamamlayabilirsin. Neyle? paydasına 5 yazarak 5 ile genişleterek. Gördün mü? Önce sadeleştirdim. Sadeleştirdikten sonra 100'e tamamlamak daha kolaydı. Çünkü biraz önce 100'e tamamlanmıyordu. 1000'e tamamlanıyordu ve biraz daha uğraşabilirdim. Çarpalım arkadaşlar. Eksiği koydum. 5 kere 3 15. 5 kere 20 100. Güzel. Eksiği koydum unutma. Şimdi ne diyor arkadaşım? Virgülden sonra iki basamak olacak diyor. Virgülden sonra 1 iki basamak. Peki 15 sayısı buraya rahatlıkla sar mı? Sar hocam. Direkt o zaman 15 yazacağım. Burayı da sıfırla tamamlayacağım arkadaşlar. Boş kalmasın. Yoksa okuyamam. Peki geçiyorum. Devirli ondalık gösterime bakalım arkadaşlar. Şimdi bakın 3 ve 11 sayısı gördüğünüz gibi ne ona ne 100'e ne bine tamamlanamaz. O yüzden ikinci yolu kullanamıyorum. Birinci yol ne diyordu? Payı paydaya böl diyordu. Haydi bölelim. 2'yi 3'e bölelim. 2 3'e bölünür mü? Hayır. O zaman ne yapıyorum? 2'nin yanına 0 atıyorum. Bölüm kısmına da 0 atıp virgül atıyorum. 20'nin içerisine 3 6 kere 3 kere 6 18 çıkarttım 2. Yine 2 çıktı. 2'nin yanına 0 atıyorum. 20'nin içerisine 3 6 kere 3 kere 6 18 çıkarttım 2. 2'nin yanına yine 0 atıyorum. 3 kere 6 18 yine çıkarttım 2. Allah Allah bu hep 2 2 diye devam ediyor ve burası hep 6 6 diye devam ediyor. E nasıl olacak? Nasıl olacak peki arkadaşlar? E sonsuza kadar ben altı altı mı yazacağım bunun sonucunu bulabilmek için? Hayır tabii ki. Bak kısa yoldan gösteriyorum. Virgülden şimdi sıfır tam dedim ya. Sıfır yazdım. Virgülü yazdım. Virgülden sonraki kısımda. Yani e, şu kısımda göstereyim hemen şu ondalık kısmında. Tekrar eden sayı hangisi ise onun üstüne çizgi atacağım. Tekrar eden 6 öyle değil mi? 6'yı bir kere yazıyorum. Üstüne şu çizgiyi attığım anda ben anlıyorum ki 6 sayısı sürekli devre diyor. Yani 6 sayısı sürekli tekrar ediyor demek. Tamam mı arkadaşım? Yani bana mesela bu vatandaş dedi ki bir tam işte şöyle olsun tamam mı? 1000'de 286 olsun. 86'nın üstünde bir çizik işareti olsun. Bak 2'nin üstünde yok. Bu ne demek biliyor musunuz? 1'i yazacaksın, virgülü koydum. 2'yi de yazacaksın. 86'yı da yazıyorsun ya sayının aynısını yazdın. Sonra tekrar eden 286 değil, dikkat et. 86. O zaman bu hep 86, 86, 86 diye ne yapacakmış? Sürekli tekrar edecekmiş. Tamam mı? Oraya dikkat ediyorsun. Peki diğeri 5'i 11'e böl diyor. Hadi bölelim. 5'i 11'e bölelim. Yanına 0 atıyorum çünkü içinde yok. Buraya da sıfır atıp virgül atıyorum. 50'nin içerisinde 11 4 kere. 4 kere 11 44. Çıkarttım 6. Ne oldu? 60. Biz yanına sıfır attım 60 oldu. 60'ın içerisinde 11 5 kere. 5 kere 11 55. Çıkarttım 5. Sıfır atıyorum. 50'nin içerisinde 11 4 kere. 4 kere 11 44. Çıkarttım 6. 6'nın yanına sıfır atıyorum. 5 kere var. 5 kere 11, 55 çıkarttım 5. E arkadaşlar bu sanki hep böyle devam ediyor. Bu da o zaman hep 45, 45 diye devam edecek. Güzel. O halde 0 tamı yazdım. Devreden hangisi sürekli tekrar eden hangisi? 45. O zaman 45'i yazıp üzerine çizgiyi atıyorum. Bak çizginin uzunluğu önemli değil. Hangi sayı devrediyorsa o kadar uzatacaksın çizgini. Tamam mı? İşte bu kadar lerimize bakalım hemen arkadaşlar. Ne yapıyorum bak. 2'yi yazdım. 037'yi de yazdım sayının aynısını. Devreden hangisiymiş? 37'ymiş. O zaman 37 37 diye devam eder. Burada da 5 tamı yazdım. Bak sayının aynısını yazdım. Sanki o devreden kısım yokmuş gibi. 3 devrettiği için sürekli hop böyle yazıyorum. Peki sayının aynısını yazdım bak gördün mü? 56 sürekli devrettiği için 56 56 diye yazıyorum arkadaşlar. Şimdi devirli ondalık sayıyı rasyonel sayıya çevirmeyi öğreneceğiz arkadaşlar. Formülümüz biraz uzun ama formülü bilmek zorundasın. Yoksa devirli sana devirli olarak verilen rasyonel sayı, devirli olarak verilen ondalık sayıları rasyonel sayıya çeviremezsin arkadaşım. Rasyonel sayı dediğim yani böyle bölme olarak yazacağız biz bunları tamam mı? Hepsini yazacağız arkadaşlar. Formül ne diyor bakın. Kesir çizgimi çizdim sayının tamamından devretmeyen kısmı çıkaracakmışsın. Virgülden önce bölü diyeceksin sonra. Virgülden sonra devreden kadar 9 atacaksın. Devreden kadar 9, hemen yazıyorum. Devretmeyen kadar da 0 yazacaksın. Tamam mı arkadaşlar? Bakın şimdi. Soruya bakalım. Ne demek istiyor? Sayının tamamı diyor. Öyle değil mi? Kesir çizgimi çizdim. Sayımın tamamı ne? 0.25 falan demeyin sakın bana. Öyle değil. Sayımın tamamı 25. Sıfırları falan okumuyoruz. Tamam mı? Fazlalıkları okumaya gerek yok. Eksi devretmeyen kısım. Ne devretmeyen kısım? Üstünde çizik olmayan kısım. 0, 2 ama 0'ı söylemeye gerek yok. 2. Öyle değil mi? 2. Bölü. Bölü yazdık zaten. Virgülden sonraya bakıyorsun. Ha sakın virgülden önceye bakma. Virgülden sonra devreden kadar 9. Kaç tane devreden var? Bir tane. O zaman 9 azı yazıyorum. Devretmeyen var mı? Var. Evet. 2. Devretmeyen sayısı kadar da 0 atıyorum. Bir tane devretmeyen var. Bir tane 0 attım. Ne oldu arkadaşım? 25'ten 2 çıktı. 23 bölü 90 oldu. Gördün mü? İşte bu kadar. Pratik yaparsan emin ol alışacaksın. Peki hala diğeri. Hemen şu kesi çizgilerimizi bir silelim. Tekrar baştan yazalım. Ne yapıyorum? Sayının tamamı 528 mi arkadaşım? Eksi devretmeyen kısım. Bak dikkat et. Bu devrediyor ama 5 devretmiyor. 5 bölü virgülden sonra, virgülden sonra şurası. Devreden kadar 9. 2 tane devreden var. 2 tane 9 atıyorum. Virgülden sonra devretmeyen var mı? Hayır. Virgülden sonrakiler hep devrediyor. O halde eşittir diyorum. 528'den 5 çıkarsa 523 olur. Bölü 99 olur arkadaşlar. Peki hemen diğeri. Sayımın tamamı 103. Eksi diyorum. Devretmeyen kısım. Aman ha dikkat et. Bak sadece bu devrediyor. Kapat bunu. Kapat. Ne kalır bunu kapattığın zaman? 10 kalmaz mı? Evet. Devretmeyen 10'muş. Bölü virgülden sonra. O zaman şurayı kapat. Virgülden sonra diyor ya. Kapattım. Virgülden sonra devreden kadar 9. E bir tane devreden var. Bir tane 9. Virgülden sonraya bakıyorum. Bir tane devretmeyen var. O devretmeyenin hatırı içinde bir tane 0 atıyorum. Ne oldu arkadaşlar? 103'ten 10 çıkarsa 93 kalır. 93 bölü 10 çıktı arkadaşlar. 93 bölü 90 çıktı. Pardon. Geçiyorum. Evet sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız diyor arkadaşlar. Şimdi bunları sıralayabilmemiz için virgülden sonraki basamak sayısının aynı olması gerekiyor arkadaşım. Bak şimdi birinci sayı yazıyorum. 17 tam bak 845'i yazdım. Diğeri için de yazıyorum. O da 845'miş. Diğer için yazıyorum. Aa, o da 845'miş. Şu anda sanki hepsi birbirine eşit gibi gözüküyor ama hayır. Devredenleri var bunların. Bak arkadaşım 3 tane devrediyorsa 845'i ben yazıyorum. Devredeni bir kere daha tekrar edeyim. Burada ne devrediyormuş? Sadece 5 devrediyormuş. Ben 5'i bir daha tekrar edeyim. Şöyle daha düzgün yazalım. Sonra burada ne devrediyor? 45 devrediyor. 45'i yazalım. Şimdi arkadaşlar sıralama yapabilmem için bak 8'lere baktım eşit. Şimdi zaten 1'ler eşit, 7'ler eşit o yüzden tam kısmına bakmıyorum. E 8'ler eşit bakamıyorum, 4'ler eşit bakamıyorum, 5'ler eşit bakamıyorum. Nereye bakıyorum? Ha, şuraya bakıyorum sayılar değişti. Şu hizaya bakacaksın. Kaçıncı basamak olduğu benim için önemli değil yeter ki sayılar farklılaşsın tamam mı? E düz mantık düşünüyorum. 8, 5 ve 4 sayısı var. Hangisi daha küçük? Küçükten büyüğe doğru dediği için. E tabii ki 4 daha küçük. O zaman diyeceksin ki bu sayı en küçük. E bu sayı neydi? Şu değil miydi arkadaşım? Yazıyorum o zaman. 17 tam 845 yazılmış. 45'in üstüne devreden koymuş. Bu en küçüktür. Sonraki küçük ne? 4'ten sonra 5 değil mi? Evet 5 de 8'den küçüktür. O zaman şu ikinciyi yazacağım. Yani şunu yazacağım yazıyorum. 17 tam. Bakın 845'i yazdım. 5'in üstüne çizik attım. Sonra ne geliyor arkadaşlar? Yine aynı sayı. Bu sefer 845 devrediyor. Aman ha böyle sorularda dikkat edin arkadaşlar. E hocam mesela bunlar eşit olmuş olsaydı nasıl devam edecektim? Sadece ikisinde basamak var. Bunda basamak yok. Arkadaşım basamak yoksa ne yapıyorduk devirli ondalık sayılarda? Olmayan basamakları sıfırla tamamlıyorduk. Aklında bulunsun lütfen. Hatta burayı da sıfırla tamamlayabilirsin. Hepsi eşit basamaklı olmuş olur. Evet arkadaşlar, bu son slaytımızda, son sayfamızda, böylelikle bu konuyla bitirmiş olduk arkadaşlar. Lütfen bol bol soru çözün, soru çözmeyi ihmal etmeyin. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, sağlıkla kalın.